İlkokuldan itibaren, ilkokulda şeyleri hatırlamıyorum, ilkokul sonrasını hatırlamıyorum ama ilkokulda özellikle hafta başlarında andığımızı söyleyerek başlardık. Şimdi gayet ilginç bir onun şeyi var, tarihi var, bir gelişmesi var. Ben şimdi ilk andığımızı söyleyeceğim ama ondan sonra ona böyle bir takım ilaveler yaptılar. Yapanlar Atatürk diye diye Atatürk'ü tepeleyenler. Yani 12 Mart ve 12 Eylülcüler, askerler bir yandan Atatürk'e ihanet ettiler. Kıbrıs'ı verdiler mesela. 12 Eylül'de Kıbrıs'ı verdiler. 12 Mart'ta bütün entelektüel birikimi perişan ettiler filan. Yani hep Türkiye'de böyle bütün askeri darbeler kötüdür deniyor. Bir defa darbeler askeri değil. İlk darbeyi Abdülhamit yapıyor. Sivil darbe. Meclisi kapatıyor filan. Ondan sonra bir askeri darbe var 1908'de. Onu da Abdülhamit yaptırıyor. O da askeri darbe ama tersine dincilerin askeri darbesi. Sonra Cumhuriyet döneminde ilk darbe, çok partili dönemdeki ilk darbe gene sivil darbe. Menderes yapıyor tahkikat encümeniyle. 27 Mayıs sonra geliyor. O farklı bir darbe demokrasi yerine oturtmak için. Sonra fakat o devletçi ve faşizan yapının getirdiği iki tane önemli darbe var. 12 Mart ve 12 Eylül. Orada bu bizim andığımız diye söylediğimiz şimdi şeye bir takım ilaveler yapıldı. Benim ilkokulda olduğum dönemler 1950'li yıllar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi korumak, büyüklerimi sevmek. Hayır, küçüklerimi sevmek. Bak korumak diye değişmiş. Evet. Küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Bak o kelimeyi şimdi buradan bakınca gördüm. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, ilkem de değil. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Bak gayet iyi hatırlıyorum. Her gün, her hafta söylediğimiz için bak 80 yaşını geçtim hala aklımda. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yasam, küçüklerimi sevmek, büyüklerimi saymaktır. Şimdi ilkem demiş. Yasam yerine ilkem demiş. Küçüklerimi sevmek yerine korumak demiş. Evet o biraz işte... Kabul edilebilir. Kabul edilebilir çünkü şeyden yani çocuklara yönelik çok cinsel istismar falan oluyor. Sevmek yerine korumak o kabul edilebilir. Büyüklerimi saymak tamam. Yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir. Doğru. Ondan sonra varlığım Türk varlığına armağan olsun. Da bitiyor. Şimdi eklemelere bakın. Ülküm yükselmek, ileri gitmektir. Ey büyük Atatürk, açtığın yolda gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğimi and içerim. Ya varlığın Türk varlığıma armağan olsun da vardı. Evet, sonunda o var. O ey büyük Atatürk. Bunu Atatürk diye diye Atatürkçülüğü mahvedenler yaptılar. 12 Mart ve 12 Eylül Atatürkçülük adına yapılmış olan ama Atatürkçülüğün devrimciliğini, çağdaşlığını, özgürlükçülüğünü, cumhuriyetçiliğini mahveden darbelerdir. 12 Mart'ta bütün Türkiye'nin çağdaş, ilerici, demokrat birikimi yok edilmiştir. İşkencelerle yok edilmiştir. 12 Mart'ta çok daha önemli dış politikaya ilişkin Kıbrıs verilmiştir. Kıbrıs 12 Mart'ta verilmiştir. Yani şimdi konu açıldı diye hemen söyleyeyim. O sırada Yunanistan'da askeri darbe olmuş, NATO'dan çıkmışlar filan. Tekrar NATO'ya dönmek istiyorlar. Kıbrıs'ta daha henüz ayrı şey ama yani Avrupa Birliği'nde filan değil. Türkiye oradaki tezini kabul ettirmeye çalışıyor. NATO'nun başkomutanı General Rogers, General Rogers, neyse, evrene söz veriyor. Kıbrıs'ı senin istediğin gibi hallederiz. Sen diyor NATO'ya Yunanistan'ın dönmesine izin ver diyor. Halbuki en büyük kozu o Türkiye'nin elinde. Çünkü NATO'daki kararlar da oy birliğiyle alınıyor. Türkiye izin vermediği sürece Yunanistan NATO'ya geri dönemiyor. Şeyde çıkmış bu albaylar cuntasının yaptığı darbede çıkmışlar. Ve General Evren,
General Rogers'ın bu sözüne güvenerek NATO'ya Yunanistan'ın dönmesine izin veriyor ve bitiyor. Ondan sonra bitiyor. Ondan sonra Kıbrıs Cumhuriyeti tek başına Avrupa Birliği'ne üye yapılıyor. Yani Yunanistan Avrupa Birliği zaten bizden önce aynı zamanda başvurduğumuz halde bizden önce giriyor. Derken Kıbrıs giriyor filan ve bizim Kıbrıs'ta Yunanistan'la olan sorunlarımızın tümü Avrupa Birliği Türkiye sorunları haline geliyor. Ve Avrupa Birliği'nde kararlar oy birliğiyle alındığı için Yunanistan'ın elinde müthiş bir koz oluyor. Yunanistan o Türkiye'nin lehine olabilecek herhangi bir olayda veto hakkını kullanınca Türkiye hapı yutuyor ve habire Kıbrıs'ı kendisine tamamen bağlı bir hale getiriyor. Türkiye'nin elindeki en önemli koz, Yunanistan'ın NATO'ya dönmesi kozu Evren'in Rogers'a verdiği sözle bitiyor. 12 Eylül'ün olayıdır. Ayrıca işte böyle Atatürk adına yapıyorlar. Ve Atatürk'e en büyük zararı 12 Mart ve 12 Eylül askeri darbeleri veriyor. En büyük zararı. En büyük zararı. 12 Eylül Kürtlüğün varlığını yok sayıyor ya. Yok öyle bir şey. Karda yürüyorlardı, kart kurt diye ses çıkıyorlardı. Onun için ben kulaklarım da, ben ikisini de yaşadım. 12 Mart'ta, 27 Mayıs'ta siyasalda öğrenciydim. 12 Mart'ta ve 12 Eylül'de Hacettepe'de öğretim üyesiydim. Birinde doğramacı ihbar etti, paldır küldür askeri aldılar 12 Mart'ta. 12 Eylül'de de sakalını kestiye üstüme geldiler. Karımın işidir, siz egemenlik alanıdır, siz karışamazsınız diye istifa ettim. Yani bütün onları biz yaşadık, biliyoruz. Atatürk diye diye Atatürk'ü tepelediler. Aynen kanun diye diye kanunu tepelediler hikayesi. Buyurun. Öyle güzel anlatıyorsunuz ki sorularımı soramıyorum hocam. Buyurun. Çünkü daha çok güzel, daldan dala güzel geçiyorsunuz. Bilgileniyoruz. Bilgilenirken sorular da biraz güme gidebilir, kusura bakmayın. Ama çok güzel anlatıyor hocam. Bu işte şey de o. Bu andığımız hikayesi de orada. Andığımızın bugünkü durumuna gelirsek yasaklanmış durumda. Ha işte bunlar zaten yozlaştırdılar, bozdular. Okullarda yasaklanmış durumda. Bunlar da yasakladılar zaten. İşte bir sürü açıklama var. Cumhurbaşkanının açıklaması da, açıklaması da var. Sizin andığımızın yasaklanmasıyla ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Vallahi bunlar yani... Bir defa esas olarak Atatürk'e karşılar. Bunlar dediğim 20 yıldır bize yönetenler. Bu 20 yıldır bize yönetenlerin değişmeyen ekseni siyasal parti AKP ve Erdoğan. Şahıs onun lideri. 20 yıldır bize Erdoğan ve AKP yönetiyor. AKP içinde ama değişiklikler var. Erdoğan'ın etrafı değişiyor. Yani 4 kurucu vardı işte. Gül, Erdoğan, Arınç ve